Dolar ve altının yükselişini nasıl değerlendiriyorsunuz? Aşağı çekilmesi lazım. Dolar yükselmesi bizim hesabımıza gelmez ki. Hani hükümet el koyması lazım bunu. Bu gerçek mi? Fakir fakir oluyor. Düğün oluyor, halk oluyor. Kimse bir şey götüremiyorsun. Düğüne gidiyorsun, boşta kalıyorsun. Altına gidiyorsun, altın alamıyorsun. Daha nasıl olacak? Binmesi lazım aşağıya. Hani düşmesi lazım ki fakir fukara sevinsin. Hani gerçek bu. Hani biz şimdi ekmeğe gidiyoruz. 4 lira ekmek nasıl oluyor bu? Fakir alamayanlar da var. Alamayanlar olmadı mı? Ne oluyor bu sefer? Hep altına gidiyoruz. Altınla gidiyorsun, onu da alamıyorsun. Bir yere elini uzattığı zaman orada kalıyorsun. Markete git, marketten bir şey alamıyorsun. Demek geri düşmesi lazım faizlerimle. Hepsi çekilmesi lazım. Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz yani. Bunu alması lazım geri. Yoksa biz battık yani. Türkiye böyle giderse batar yani. Bu gerçeği konuşalım. Hani Türkiye için bir şeyi geri çekmesi lazım. Ekonomi yükselmesi lazım. Faiz düşmesi lazım. Fakir fakirliğini bilir, zengin zenginliğini bilir. Ondan sonra biz burada öyle kalırız. Altın ve dolar yükseldi mi hayat pahalılığı birebir oluyor da. Yani pahalı oluyor, her şey pahalı oldu. Yani herkes memnun mu bu konuda? Sokaklar bomboş. Yani millet kan alıyor. Hani müzisyen, ben kendim müzisyenim biliyorsunuz zaten. Müzisyenler bile kan alıyor yani. Yani gidişatımız şu an için çok iyi değil. Doların yükselişi TL'nin alçalmasına sebep oluyor. Yani ülkemizin hali kötü. Bilmiyorum şu an için. Hiçbir fazla bir şey de konuşmak istemiyorum bu konuda aslında. Sadece enflasyonla alakalı değil de genel krizin küresel bir krizin habersi olduğunu düşünüyorum. Yani sadece Türkiye ile alakalı olmadığını düşünüyorum. Ve böyle de kalmaz diye düşünüyorum. Sadece Türkiye'de değil, onu da söyleyeyim. Diğer yurt dışı ülkelerinde de aynı sıkıntı var. Tabii bunlar da geçecek. Sadece soğan patatese ne bileyim yağa bağlamamak lazım. Diğer ülkelerin de Türkiye'ye oynanan bir oyunun olduğunu düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. İnşallah en kısa zamanda bunlardan çıkacağız diye düşünüyorum. Dolarla bir işim yok. Altın çok yükseldi kızım. Evler çok yükseldi. Kiraları. Ne diyeyim daha? Hayat çok pahalandı. Adım at para. Maaş geliyor gidiyor. Maaşta ne kadar olacak şu kadar. Altın ve dolardaki yükselişi neye bağlıyorsunuz? Dolar ne bileyim bilemem. Ne diyeyim? Demek ki ne bileyim ne desem yalan şu an. Alma gücünüz var mı? Alabiliyor musunuz almak isteseniz? Yok benim ya. Nasıl alalım? Öyle bir şeyimiz yok ki. Gücümüz yok. Neyle alalım? Ev ekmek almaya bir şeyimiz yok. Bir düredimiz yok. Altın almaya nerede? Evet. Zor. Bir altının yani bir çeyreğe 600'e 700 alıyordu. Şimdi oldu 1 milyar 200, 1 milyar 100. Yani nereden bulalım da nereden alalım? Dolarla yükselişler adam ağzını açıyor. Dolar yükseliyor. Adam bir sus daha sus acık açma ağzını. Ağzını açtıkça adam çıkıyor. Açmasa yerinde sabit kalacak. Belki de düşecek. Sen ne işin var faizden maizden? Bu millet bu haliyle memnun demek ki. Baksana vatandaş gidiyor asfaltta fındığını yakıyor. %70 oy alıyor. Demek ki hayatından memnun bu millet. Memnunsa kimsenin yapacak bir şeyi yok. Perişan olsunlar. Ben ne yapayım? Veren düşünsün onu. Ben vermedim. Bak malzemeci geldi. Bir aldığımız malzemeyi geçen hafta bak. Aradan bir hafta geçti. Aynı aldığımız malzemeyi %25 faiziyle aldık. %25 bir hafta arayla. Niye? Ne zorumuz var ya? Ama biz şurada ayakkabı boyasız 3 lira 5 lira para toplayacağız da malzeme alacağız. Biz niye zam yapamıyoruz? Yapamıyoruz. Vatandaş kabul etmiyor. Ayakkabı boyasına diyor zam mı olur? Aldığımız malzeme %25 zamla alıyoruz ya. Allah ıslah etsin. Başka hiçbir şey demiyorum.